bölgemiz ve Edirne'mizin de içinde olduğu bu bölge şaptan aşılı arı bir bölge. Bunun için biliyorsunuz 2010 yılından beri, 25 Mayıs 2010 yılından beri bu arilik statümüzü biz koruyoruz. Şap hastalığı acil eylem planı çerçevesinde Edirne'de tam zamanlı saha tatbikatı ve salgın yönetimi eğitim çalışması yapıldı. Tam zamanlı saha tatbikatı ve salgın yönetimi eğitimine hoş geldiniz. Bu bölgenin konumu belirsiz. Yeşil olan bölgeler ise şap hastalığına tamamen aşısız ağrı statüde bulunmakta. Hafif yeşil olanlar da, yani açık yeşil olanlar da şap hastalığından aşılı ağrı statüsünde olan bölgeler. Diğer beyaz görünen bu bölgeler ise endemik olarak seyreden bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ve 2 Mart 2018 Cuma gününe kadar devam edecek eğitim çalışmasına Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli il ve ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde görevli veteriner, hekim, teknisyen ve teknikerler katıldı. Birinci havuz Çin bölgesi, ikinci ve üçüncü havuzda böyle ülkemizin de içinde almış olduğu bir zinciri oluşturmakta. Türkiye'den Çin'e kadar seyreden bir A, O ve Asya bir tipini içeren virüsler bu bölgede sürküle olmaktadır. Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Atilla Beyazıt, şap hastalığına karşı eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Şap hastalığının hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalık olduğunu ifade eden Beyazıt, bu hastalığa bağlı ekonomik kayıpların yüksek olduğunu, buzağı ve genç hayvanların ölümlerine ve verim kayıplarına neden olduğunu ifade etti. Edirne'nin 2010 yılından bu yana şap hastalığından aşılı arilik statüsüne sahip olduğunu belirten İl Müdürü Atilla Beyazıt, bunu korumanın ayrı bir çaba ve sorumluluk gerektirdiğini, bu nedenle personele ve yetiştiricilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Arilik statüsü alınması kolay değil. Bundan önce de çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Eradikasyon çalışmaları yapıldı. Uzun süren çalışmalar, bakanlığımız mensuplarıyla beraber bölgede veteriner hekim arkadaşlarımız ve bizlerin katkısıyla çalışmalar yapıldı ve bu statü kazanıldı. Ve 2010 yılından bu yana da bölgemiz şaptan aşılı ağrı bir bölge. Bu statüyü de korumak gerekiyor. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yetiştiricilerimizle beraber, veteriner hekim arkadaşlarımızla beraber sürekli sahadayız. Eğitim çalışmaları yapıyoruz ve aşılama çalışmaları, faaliyetleri yürütüyoruz. Şap hastalığı şöyle söyleyeyim, çok tehlikeli, viral bir hastalık. Yani çok çabuk yayılabiliyor ve girdiği hayvan sürülerinde de çok ekonomik ölçüde verim kayıplarına neden olabiliyor. Ve özellikle genç hayvanlarda, buzağlarda miyokarditis sonucu, yani kalp kasına yerleşiyor ve o hayvanları öldürebiliyor. O yüzden ekonomik kayıpları çok yüksek. Sütte, ette büyük oranda %50'ye varan verim kayıplarına neden olabiliyor. Dolayısıyla ekonomik maliyetleri çok yüksek bu hastalığın. Bölgemiz hayvancılık açısından önemli bir bölge. Nedir bölgemizde? Biliyorsunuz verimli tarım arazilerimiz var, sulanabilir arazilerimiz var, sulanan arazilerimiz var. Sınır kapısıyız biliyorsunuz, Kapıkule, yanımızda ithalat ihracat kapımız var ve arkamızda da büyük bir pazar, İstanbul pazarımız var. O yüzden biz hep diyoruz bölgemiz hayvancılık için önemli bir bölge ve tabii ki şaptan aşılı ağrı olması da bunun yanında çok önemli bir avantaj kazandırıyor buradaki hayvan yetiştiricilerimize ve üreticilerimize. Şap enstitümüz var. Burada üretilen aşılarımız da etkili sonuçta. Bu bölge pilot bir bölgeydi. Aşılı bir şaptan ağrı bölgemiz.